Değerli izleyenler, hoş geldiniz. Kadınların çok yönlü olduğunu, asla pes etmediklerini ve azimleri sayesinde daima her şeyi başaracaklarını izleyeceğimiz, çeşitli hayatlara konuk olacağımız İş ve Kadın başlıyor. Bugünkü program konuğum çok değerli bir isim, bir bale sanatçısı. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, sanatsız kalan bir milletin can damarlarından biri kopmuş demektir der. Biz de bugün programımızda uzun yıllardır kadın girişimci olarak kurduğu bale okulunu işleten değerli Gülnur Bayburt Hanımefendi'yi konuk ettik. Şimdi onun başarı hikayesini dinleyeceğiz hep birlikte. Gülnur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sizi ağırlamak için. Benim için çok büyük bir keyif. Değerli hocam, bize biraz kendinizden bahsederek başlayalım mı? Baleye nasıl başladığımdan mı bahsedeyim? Evet. Aslında ben İnebolu doğumluyum. Babam dahiliye mütehassısıydı. Ve biz Kastamonu'daydık o dönemde. 4 yaşındayken ailemiz hep müzikle ilgileniyordu. Ben 5 kız kardeşin en küçüğüyüm. Ve ablalarım o zamanlar mandolin çalarlardı. İlkokullarda mandolin kursları vardı. Ve müzik dolu bir aileden büyüdüm. Babam saz çalardı, annem ut çalardı. Genlerinizle geldiniz. Evet, müzik kulağım hep vardı. Babam da kiliseden bir org almıştı küçücük. Ve orada notaların isimlerini yazmıştı üstüne. Ve ben orada notaları 4 yaşında öğrenmiştim. Ve o dönemlerde bizim televizyon falan yoktu tabii ki. Sinemalara giderdik, siyah beyaz ve de hayat mecmuaları vardı. Oralardan hep balerin resimlerini keserdim ya da filmlerde bale sahnelerinden çok etkileniyordum. Çocukluk hayalinizde. Evet, yani balerin olmaya 4 yaşında karar vermiştim. Ve babam da tayini çıkıyor mesleği dolayısıyla. O da İstanbul'a istiyor tayinini. İstanbul'a konservatuvara yakın bir ev tutuyor. Bizim piyano çalmamızı çok istiyordu. Ve dolayısıyla konservatuvara yakın bir evde Cağaloğlu'nda işte 9 yaşında ilk belediye konservatuvarına piyano ve bale bölümlerini kazandık kardeşimle beraber. İlk başlamam bu şekilde oldu. Evet, çok güzel. Siz aynı zamanda bir kadın girişimcisiniz. Kendinize ait bir okulunuz var ve birçok şeyin ilkini başardınız. Okulunuzdan ve yaptığınız, Türkiye'de gerçekleştirdiğiniz ilklerden de bahsedelim mi? Evet, şimdi tabii çok başarılı bir konservatuvar hayatından sonra çok iyi bir dansçı olduğum için Devlet Opera Balesi'ne davet edildim. Yine bir sınav esnasında. O zaman rahmetli Gül Oya Gürelli vardı. O beni Devlet Balesi'ne davet etti. Ben de çok istiyordum zaten Devlet Balesi'ne dans etmek. Ve ilk defa orada sınav vardı bizim zamanımızda kadroya alınması için. Bana sınava gerek görmemişlerdi. Ve sınavsız olarak solist kadrosunu almışlardı. Tabii çok mutlu oldum. Yani çünkü dans etmek istiyordum. Yani aynı zamanda tabii harçlığımı da çıkarıyordum. İlkokullarda bale dersi veriyordum. Hocalık tarafımın da çok iyi olduğunu biliyorum bu arada. Ama hocalığı düşünmüyordum. Yaşlanınca hocalık yaparım diye düşünüyordum. Ama bazı özel nedenlerden dolayı 2-3 yıl orada dans ettikten sonra istifa etmek zorunda kaldım. Biraz da eşimin yüzünden. Ve 1978 yılında Sihirli Pavuçlar Bale Okulu'nu kurdum. Evet, Sihirli Pavuçlar Bale Okulu'nda da birçok öğrenci yetiştirdiniz. Siz aslında Türk çocuklarını yetiştirmiş oldunuz. Bir anlamda devlet balesindeki kariyerinizden vazgeçerek yurt dışında çok ünlü bir isim olabilirdiniz. Ama siz birçok değerli isim kazandırdınız ülkemize. Bunlardan da bahsedelim mi, öğrencilerinizden de? Tabii ki. O dönemde bu dershaneyi açmadan önce yurt dışından birçok teklifler almıştık. İşte Oldenburg'dan, hatta uçak biletlerimiz bile gelmişti. Çok büyük paralarla, büyük kontratlar geldi önümüze. Fakat ben bunu aileme bile söyleyemedim. Yani gösterdim ama çok ilgilenmediler. Bizim zamanımızda o 70'li yıllarda biz paraya değer vermezdik. Ailemiz de öyle. Paraya değer vermezlerdi. Yani kız evladını öyle uzak yerlere pek yollamazlardı. Yani ben bir kız arkadaşımda bile kaldığımı hatırlamıyorum. Ya da bir yalnız başına seyahate çıktığımı ya da gece işte kız çocuklar o dönemde sokağa çıkmazlardı. Hani kaldı ki beni Almanya gibi bir yere yollayacaklar. Hatta konservatuvar müdürü öğrenciyken, ben lise 2'deydim o zaman, beni çok beğeniyor, Rusya'ya yollamak istiyor burslu olarak. Onu da tabii ailem kabul etmedi. Yani demek istediğim, öyle uzak mesafelere yollamıyorlardı kız çocuklarını özellikle. Tamam, o zamanlar ben belki 18 yaşındaydım bu teklifi aldığımda, belki 20'li yaşlardaydım ama yine de biz ailemize
karşı duran çocuklar değildik. Yani o kontratlar yanında tabii çok üzüldüm. Yani size şöyle anlatayım. Birimize 1600 mark veriyorlardı. Yani çok ünlü bir futbolcunun villası 300 markta. Hesap edin artık. Evet. 1600 mark ben alacaktım. Partnerim de 1600 mark alacaktı. Ve orada istikbalimiz çok parlak olabilirdi. Tabii ki senelerce bunun üzüntüsünü yaşadım. Ama daha sonra okulumu açtıktan sonra birçok değerli öğrenci yetiştirdim. Ve bunların hepsi bale sanatını seçtiler. Ve baleden kazanıyorlar. Hayatlarını sürdürüyor ve ekmek yiyorlar tabiri caizse. Bu yüzden çok mutluyum. İyi ki Türkiye'de kalmışım ve Türk çocuklarına hizmet etmişim, vatanıma hizmet etmişim. Siz ilk dans eden hocasınız aynı zamanda uluslararası platformlarda, gösterilerde. Evet. Yine ilk bale okulunu açan isimlerden bir tanesisiniz. Bu da çok kıymetli. Çanakkale'de 6 eser sergilediniz tarihle ilgili. Bunlardan da bahsetmek isteriz. Buyurun lütfen. Tabii ki devlet operasından ayrılınca çok üzülmüştüm. Söylediğim gibi dans etmek istiyordum. Ama çaresiz tabii okul açtım. Öğretmen oldum. Ama bu defa okul ben açmak de, zor muydu? Zor tabii. Yine içerisinde. Hala zor. Şimdi de zor. Şimdi yani de milli eğitime bağlı olduğu için milli eğitimin şartları oldukça ağır tabii ki. Okul açtıktan sonra tabii ki bu dans etme isteği içimde kalmıştı. Ve ben de öğrencilerimle beraber sahneye çıktım. Dolayısıyla dünyada ilk defa dans eden hoca oldum. Ama şimdi benden sonra artık öğretmenlerimiz, işte okul sahipleri olsun, diğer öğretmenler olsun, konservatuvardaki öğretmenler olsun dans edebiliyorlar. Bunun ilk defa başında ben çekmiş oldum. Evet. Ve birçok eser sahneledim tabii ki. Sizin bale tarihine geçen eserleriniz var. Bunları da anlatmanızı rica edecektim. Evet, onları da anlatalım sırası gelmişken. Tabii ki bu dönem zarfında 44 yıl oldu benim okulu açalı. Bu dönem zarfında balenin en sevdiğim tarafı da koreograflık tarafı. Yani bir eser yaratmak çok seviyorum. Yaratmayı çok seviyorum. Ve çeşitli eserler sahneledim. Yani yüzlerce belki eser sahneledim ama bunlardan 6 tanesi bale tarihine geçti. Hatta 2 tane de müzikalim var. Onlar da müzikal tarihine geçecekti. Ama bu bale tarihini yazarı Jacques Delon ömrü yetmedi, vefa etmedi. Yoksa müzikal tarihi diye bir kitap yazacaktı ve benim 2 eserimi de alacaktı. 2 müzikalim vardı çünkü. Doğuda Kan ve Kırıkat müzikali. Gelelim bale eserlerimize. Bu bale eserlerimi de Jacques Delon zaten bale tarihine almıştı. Dünyadaki 101 bale dans diye bir kitap basmıştı. Ve bu eserlerin aslında çok büyük koreografların işte eserleri de var. Kuğu Gölü de var, Uyuyan Güzel de var ama bunların yanı sıra benim de 6 eserime yer verdi. Bunlardan 2 tanesi benim için çok önemli. Çünkü neden derseniz Kurtuluş Savaşı'mızı baleye uyarladım. Bu çok başarılı olunca evet. Ve o zamana kadar kimse Kurtuluş Savaşı gibi bir konunun baleye uyarlanabileceğini düşünememişti. Ama seyirci seyrettiği zaman gözyaşlarını tutamadı. O kadar etkili bir eser oldu ki ve ben bu çok beğenilince daha sonra Çanakkale'yi baleye uyarladım. Onun da konusu 57. alayı anlatıyor. Çanakkale'de biliyorsunuz şehit evet, düşen evet. 57. alayı anlatmaktadır. Ve bu eserim de çok beğeni topladı. Hatta bir İngiliz bu eserimi seyreden bir İngiliz vatandaşı Türkiye'de tesadüf gelmiş seyretmiş. O zaman AKM'de oynuyorduk biz. Atatürk Kültür Merkezi. Evet. Eski Atatürk Kültür Merkezi'nde oynuyorduk. Ve ilk defa Atatürk Kültür Merkezi'nde de hatta temsil yapan okullar arasında ben oldum. O da bir ilktir. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok istiyordum Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerimin sahneye çıkmasını ve ilk defa ben adım atmış oldum. Sonra arkasından diğer okulları da kabul ettiler. O zamana kadar özel okullar Atatürk Kültür Merkezi'nde temsil yapamıyorlardı. Neyse bu Çanakkale eserimi oynadığım dönemde bir İngiliz seyrediyor ve bana mektup yazıyor İngilizce. İsmi Neil Scott bu şahsın. Hiç kendisiyle tanışmadım. Çok etkileniyor eserimden. Diyor ki ben diyor bu eserinizi diyor bütün dünyanın izlemesini isterdim diyor. Savaş aleyhdarı bir dans yapmışsınız diyor. Neden diyor Türk hükümetinin sizden haberi yok diyor. Böyle yazmış. Ve hatta o dönemde işte kostümlerimizi çok beğenmiş. Kostüm çizimleri de bu arada bana aittir. Kardeşim de çizerdi. Sonradan ben çizmeye başladım kostümlerimizi. Ve bir başarılı öğrencim olan Öykü Önal'dan bahsetmiş. Diyor ki ileride diyor geleceğin diyor baletini ve sanatçısını alkışlıyorum diyor. Gerçekten de o öğrencim benim
parası okuttuğum öğrencilerden biriydi. Şöyle söyleyeyim, ben erkek çocuklarını parasız okutuyordum. Evet. Yeter ki baleye gelsinler diye. Bunlardan bir tanesi İbrahim Öykü Önal'dır. Bu da kendisi Stuttgart'ta 500 kişi içinden 5 kişiyi aldılar. Bütün dünyada sınava girdi ve kazandı. Daha sonra Berlin Operası'na geçti. Şu anda Berlin Operası'nda kendisi. Orada yine bir Türk balerinle evli ve çocukları oldu ve hocalık yapmaktadır. Kendileriyle de gurur duyuyorum. Çanakkale'yi sormuştunuz. Evet, Çanakkale'yi evet. sormuştum. Evet. Çanakkale'de işte oynamıştı Öykü Önal. Ve onu yazmıştı şeyde. Evet. Peki şöyle bir şey var. Baleye çok güzel isimler yetiştiriyorsunuz. Bale yapmak isteyen insanlar için kaç yaşında başlanmalı baleye ve eğitim ne kadar sürüyor? Bu eğitim tamamlandıktan sonra insanlar kendi okullarını açabiliyorlar mı? Ya da nasıl bir yol izleyebilirler? Evet, bu bale kurslarımız milliyetime bağlıdır. Ve biz 4 yaşından itibaren alıyoruz. Ama şimdi bu yaşı daha da aşağı çektik. Hani 3,5 yaşlarından itibaren de almaya başlıyoruz. Ama bizim zamanımızda böyle değildi. Konservatuvar, mesela ben 9 yaşında baleye başlamıştım. Konservatuvar o dönemde 9 yaşında alıyordu. Ama 9 yaşı biraz geç buluyorum bale için aslında. Hani ne derler, bir meşhur bir laf vardır. Çubuk yaşken eğilir. Ne kadar küçük başlarsa o kadar iyi bence. Tabii ki 4 yaşında başlayan bir öğrenci 8 senede mezun olmuyor. Daha uzun süre de mezun olabiliyor. 13-14 yıl baleye devam ediyor. Ama tabii daha geç başlayan bir öğrenci 8-10 sene gibi bir sürede mezun olabiliyorlar. Ve buradan mezun olduktan sonra bale öğretmeni olabiliyorlar. Ayrıca üniversiteyi de bitirirlerse bale okulu açabiliyorlar yanında. Yani bunun için bir üniversite eğitimi şart. Evet, eğitimi şart. Bir evet. Okul açabilmek aynen. için. Ben zaten öğrencilerime her zaman onu tavsiye etmişimdir. Yani mutlaka bir bale diplomanız olsun. Bu sizin için bir altın bileziktir. Ama yanında taçlandırın. Evet, bir üniversite diplomanız da olsun. Ve gerçekten tüm mezun öğrencilerimin hepsinin iki diplomaları vardır. Ve çoğu da baleyi seçtiler. Ve hayatlarına bale öğretmeni olarak devam ediyorlar. Kimisi de okul açtı. Mesela onlardan iki tanesini sayabilirim. Birçok var da Zeynep Okçu Bale Okulu Bodrum, ondan sonra Eser Tüzeltürk, Kıvanç Eser Tüzeltürk, o da Bahçeli Evler'de. Evet. Bunlardan iki tanesi. Daha diğer birçok öğrencim de okullarda ve çeşitli bale kurslarında ders vermekte. Yani aslında burada güzel olan şey sanatı yaşatıyor olmanız güzel. Bunun dışında geleceğe, gençlere yol gösteriyorsunuz ve ileride onlar meslek sahibi olabiliyorlar. Çok tartışılıyor günümüzde mesela bale spor mu, sanat mı diye. Tabii ki sanat ama bununla ilgili de yorumunuzu dinlemek isterim. Yani maalesef bu sene hem de pandemi esnasında biz böyle bir şeyle karşılaştık. Baleyi federasyonun başında Tolga Han var, başkanı. Bir şey yayınlamış kendi sayfasında. Diyor ki baleyi biz kendi bünyemize aldık. Yani dolayısıyla bale spordur. Biz bunu görünce tabii şok olduk. Bütün bale kursları veya bütün konservatuvarlar bir araya geldik. Bale severler, işte bu sanata gönül vermiş insanlar. Bir araya geldik, toplantılar yaptık. Ve buna engel olmamız lazım dedik. Ve gerçekten de bir kampanya başlattık. Bale sanattır, spor değildir. Asla bence de bale spor değildir. Çünkü balede ruh vardır. Sanatta ruh vardır. Yani nasıl diyeyim, sadece fizik özelliği yetmez. Yani bir hikaye kurgulanıyor evet, orada ve anlatılıyor, anlatılıyor aslında. Dediğiniz gibi. Bale eserleri başlı başına hani birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde diye gider. Ve baştan sona kadar bir olay anlatılır. Ve seyirci etkilenir. Bazen gözyaşlarını tutamaz, bazen hüzünlenir, bazen güler. Yani dans eden derseniz ruhunu vermek zorundadır. Seyirciye bunu hissettirmek zorundadır. Ama sporda öyle midir? Sporda sadece güce bakılır. Yani kasların çalışmasına bakılır. İşte nasıl yüksek atladı, nasıl uzun atladı, ne kadar fazla yaptı, ne kadar ağırlık kaldırdı. Yani bu gibi şeylere bakılır. Yani bir operaya ya da tiyatroda sahnelenen bir oyuna nasıl ki bu bir spordur diyemiyorsak, evet, aslında aynı içerik, aynı evet, öz, aynı ruh.
balede de var. Dolayısıyla da baleye de spor demek yersiz olur. Yani haksızlık bale sanattır. Olmayı bırakıyorum evet. Ama yersiz evet, olur. Evet, bale, bale sanattır. Bunu Atatürk'ün şu sözüyle de tekrar perçinlemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Her şey olabilirsiniz demiş. Evet. Başbakan, işte doktor, mühendis, hatta cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Bunu neden demiş? Evet. Demek ki sanat bu kadar ulaşılmaz bir şey ve kıymetli bir özel şey. Ve de şahsına evet, yani, münhasır bir olay. O zaman tamam derdik sporcu şey. Olamazsınız. Ama tamam Atatürk sanata eğildiği kadar spora da kıymet vermiştir. O da sağlam kafa, işte sağlam vücutta bulunur gibi. Lafıyla. Tabii ki sporcularımızı da burada asla aşağılamıyoruz. Hayır bu yani, zaten hani evet. bir branş yani, yükseltirken branş. Diğerini tabii. Alçaltmak asla. Anlamında tabii. Değil. Sadece her şeyin yerli yerinde olmasını istemek. Istiyoruz. Yani bir handball spordur mesela. Onun yeri spor kategorisidir ama bale bir danstır ve hikayeli bir anlatımdır. Orada bir ruh vardır. Dolayısıyla onun yeri de tabii ki sanattır. Bir de eğitim çok önemli. Mesela bale eğitimi dediğim gibi en az 10 yıl. İşte piyano eğitimi 10 yıl. Keman derseniz öyle 8 yıl, 7 yıl. Yani bir kere bu sanat eğitimleri çok uzun sürüyor. Evet. Ama spor eğitimleri öyle değil ki. Mesela bunu bünyesine almış ya Sayın Tolgahan. Hı hı. Ne yapmış? Diyor ki ben diyor 6 ayda balerin yetiştiririm. Bir de böyle program çıkarmış. Veya 3 ayda, hızlandırmış. 3 ayda evet şey veriyorum diyor, sertifika veriyorum diyor 3 evet. ayda. Evet. Ama o da herhalde profesyonel anlamda değil. Belki. Ama yok onlar, o zaman ne olacak? O sertifikayı alan her köşe başında bir okul açılacak. Peki, anlatabiliyor 6 muyum? 6 aylık sertifikayla. Böyle 6 ay hatta 3 ay, 6 ay bile ben fazla söyledim. 3 ayda böyle şey vereceğim diyor. Peki yani böyle antrenörlük belgesi vereceğim diyor. Yani 3 aylık bir eğitimle evet, vereceğim diyor. Böyle bir ders verebilme imkanı yok yani evet, imkanı yok. O zaman biz niye 10 yıl bu kadar uğraşıyoruz? Yani evet 10 yılda o yetiştiriyoruz. Orada o zaman 3 ayda burada yetiştirelim. Yani böyle bir şey olabilir. Olamaz. Evet. İmkanı yok. Siz programın girişinde de bahsetmiştiniz. Erkek bale sanatçılarına, öğrencilerime burs veriyorum diye, onları evet. ücretsiz okutuyorum diye. Onların sayıları çok az. Hatta sizin oğlunuz da evet. bale sanatçısı, ödüllü bir bale sanatçısı. Erkek sayısını balede arttırmak için neler yapabiliriz? Ve oğlunuzun da bu konuda izlediği yol belki örnek olabilir izleyicilerimize. Onları da anlatabilir misiniz rica evet. etsem? Evet, maalesef erkeklerimiz bütün dünyada da baleye çok fazla ilgi göstermiyorlar. Yani bu Türkiye'de daha fazla tabii ki. Erkek dansçılar dünyada da çok değerli. Ben tabii bunu kazanmak için erkek öğrencileri eskiden tamamen ücretsiz okutuyordum. Hatta işte demin de bahsettiğim gibi bunlardan evet. bir tanesi İbrahim Öykü Önaldı evet. ve baleyi meslek edindi. Ve bir de Ercan Yüken öğrencim var. Yine parası okuttum. O da İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde hala sanatçı olarak çalışıyor ya da emekli de olmuş olabilir. O da baleyi meslek olarak edindi. Bu iki öğrenci, bir de benim oğlum tabii ki. İster istemez bale sanatını seçmek zorunda kaldı. Çünkü aslında üniversitede farklı bir alan. Evet, üniversitede de aynı zamanda uluslararası ilişkilerden mezun.
Ve küçüklüğünde tabii gözünü açtı. Yani ilk sahneye çıkışı hatta enteresandır. Ben Bolero adlı bir eser oynuyordum. Benim eski eşim de Devlet Balesi'nin sanatçılarındandı. Birlikte dans ediyorduk ve atıp tutuyordu beni. Ben de o dönemlerde kilo vermek istiyorum, veremiyorum. Belimde bir kalınlaşma var. Hatta tight, kırmızı bir taytla çıkıyordum, ateşi canlandırıyordum. Ve kalın bir kemer taktım. Hani karnımı içeri çekebilmem için. Tabii hamile olduğumu bilmiyordum. Tabii. Bilsem asla çıkmazdım çünkü çocuk çok istiyordum. Çocuğum olsun çok arzu ediyordum. Tehlikeye atmazdım yani onu asla. Evet. Ama neyse her şey böyle kokuyor. İşte burnuma kötü kokular geliyor. İşte saçım kokuyor. İşte böyle takma saç takmıştım tabii falan. Makyaj derseniz öyle başım dönüyor, midem bulanıyor ama çok da zor bir dans. 15 dakika hiç durmadan pointe dans ediyordum ve eşim beni atıp tutuyordu yukarılara. Hatta karnımın üzerinde böyle döndüğüm hareket bile vardı. Düşünün işte düşmeyen çocuk düşmüyor. Evet. O zaman meğerse oğluma hamileymişim. O da zaten sordukları zaman sahneye ne zaman çıktın diye. Öyle söylüyor. Süper. Balenin içinde başka hangi danslar var? Bundan da kısaca bir bahsedelim mi? Tabii ki bir balerin yetişirken kolay yetişmiyor. İşte mutlaka bir balerinin biraz solfej eğitimi alması lazım. Artı tabii balenin birçok branşları var. Mesela modern bale. Bunu da çocuklar görüyorlar ders olarak. Bir de karakter dansları dediğimiz bir bölüm var. Bu karakter danslarında bütün milletlerin danslarını öğreniyorlar. Yani işte Rus dansı, Macar folklorlarını öğreniyorlar. Macar dansı, işte polka, tarantella gibi bütün... Aynı zamanda o ülkenin kültürünü de öğreniyorlar aynen, aslında kostümlerini dansla öğreniyor. Beraber. Mesela dekor kostüm var. Kıyafetleriyle beraber. Dekor kostüm dersimizde hem ülke kıyafetlerini hem de dönem kıyafetlerini. Mesela bir eser sahneleyeceksiniz. İşte Kleopatra devri. Hadi Kleopatra kostümü. İşte ilk çağ kostümleri. Yani orta çağ kostümleri. Bunları okuyorlar kostüm tarihinde. Bale tarihimiz var. Bu gibi eserleri çocuklarımıza öğretiyoruz. Peki hocam bir kişi en çok kaç yıl bale yapabilir? Yani böyle bir süre kısıtlaması var mı? Size bakınca olmadığını görüyorum ama. Yani şöyle söyleyeyim. Evet maalesef balenin ömrü kısa. Yani eskiden bizim zamanımızda böyle 30 yaşında 35 yaşında bitiyordu bale hayatı. Ama şimdi daha uzadı sanıyorum. Şimdi 40 yaşın üzerinde de dansçılar var. Ama ilk defa bunu Türkiye'de belki ben çok fazla uzattım. Sahneye çıkaraktan ben de bu kadar dans edebileceğimi mesela bana deselerdi ki oğlunuzla siz büyüyecek de işte sahneye çıkacaksınız inanmazdım asla. Ama çok güzel danslarınız ama, var. Ama evet birlikte çıkabiliyoruz çok şükür. Bu yani bu da bir mucize gibiydi benim için. Ve hala dans edebilmem de öyle bu yaşta. İşte parmak ucunda da dans edebiliyorum. İşte gerçi tabii ki gençlik gibi olmuyor. Yani gençliğindeki performansınızı elde edemiyorsunuz hiçbir zaman içinde ama yine de parmak ucunda dans edebiliyorsunuz. Yani birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bu bile benim için çok güzel bir şey ve şükrediyorum yani.
Ve insanlara da tabii dans etmelerini öneriyorum. Bu işi bırakmamalarını, devam ettirmelerini. Biz zaten yetişkin baleti açtık. Evet. Ve şimdi bayağı rağbet var. Yetişkinler için zor olmuyor mu esneme hareketleri? Mesela benim ilk aklıma onlar geliyor. Parmak ucunda yürümek öğretilebiliyor mu ilerleyen yaşlarda? Yani öğrenmenin yaşı yoktur diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten gelenler kendilerine hayret ediyorlar. Bacakları bir müddet sonra açılmaya başlıyor. Yani diyorlar ki bu yaştan sonra nasıl açıldı bizim bacaklarımız? Yani vücut terbiye olabiliyor. Olabiliyor, demek ki. Olabiliyor ve çok memnunlar, inanın. Ve balenin kazandırdığı şeyler de var. Mesela işte ne bileyim bale yaparsanız hani farkın olmadan bir zarafet kazanıyorsunuz. Evet. Yürürken. Duruşunuz. Benim mesela bir velim vardı. Doktordu kendisi. Profesör oldu hatta şu anda. Hastanede yürürken böyle o zamanlar işte 40 yaşlarında 45 yaşında baleye başlamıştı. Ve ciddi olarak geliyordu çocuklarıyla beraber. Daha sonra o farkında değil tabii. Siz farkında olmuyorsunuz. Yürürken hastanede demişler ki hocam uçar gibi yürüyorsunuz. Ne oldu size falan, tabii baleye gittiğini kimse bilmiyor. Yani gerçekten çevrenizdekiler anlıyorlar onu. O hareketlerinize de yansıyor. Eklemlerinize tabii ki kireçlenme olmuyor. Kadınlar için çok büyük problem selülit olmuyor. Evet. Yani vücudunuz sıkılaşıyor. Yani siz şimdi spor yapana kadar bale yapın bence. Çünkü bunların hepsini kazanmış olacaksınız. Çok güzel. Bu disiplini kazanmış olacaksınız. Tabii ki bale yapan bir insan hele küçükten beri başladıysa sigaradan, içkiden uzak duruyor. Boş zamanlarını çok güzel değerlendirmiş oluyor. Mesela çocuklar boş zamanlarında baleyi o kadar seviyorlar ki koşa koşa baleye geliyorlar. Mesela hani gidip de işte bir AVM'de vakit geçireyim, gideyim işte bir yerde işte takılayım. Arkadaşlar işte sinemaya gideyim. Tamam onları da yaparlar ama yani veya işte bir bara gideyim falan, bu gibi şeylere pek olmuyor balerinlerin. Gece hayatları da çok fazla olmuyor. Disiplinli bir hayatlar olduğu için o okula da yansıyor. Onun için okul hayatlarında da çok başarılı oluyorlar. Zaten güzel sanatlar, bale olsun, piyano olsun, zekayı geliştiriyor. Evet. Her şeyden önce. Yani herkese tavsiye ediyorum. Bir sene de olsa, iki sene de olsa çocuklarını mutlaka baleye ya da piyanoya ya da bir güzel sanatların başka bir dalına mutlaka yollasınlar. Bu ruh açısından da öyle. Depresyona girmezler. Evet. Kolay kolay. Eğer bir yan uğraşınız varsa, sanatla ilgileniyorsanız, sanat ne demişler? Ruhun gıdasıdır. Ruhun gıdasıdır. Yani biz nasıl ilaçlara ihtiyacımız varsa, hastalandığımız zaman ruhumuzun da sanata ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel özetlediniz. Gerçekten çok bilgilendirici bir konuşma oldu. Bizi aydınlattınız. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Eğer sizlere faydam olduysa ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.